Çekil. Ben dediğimi yaparım Kudret. Bilirsin. Göreceğiz. Celal. Nasıl? Eski mahallemi sevdin mi? Gazla. Sonra? Al inanç, tatlı çantanın peşindeyiz Davut'la beraber. Arayacağız seni. Tamam evlat. Siz arabaya geçin, geliyorum. Hayırlı işler. Güzel dükkanmış. Kısmet olmadı bugüne kadar gelip bir tas çorba içemedik. Ne istiyorsun? Ne isteyeyim Füsun? Asıl senin istediğin bir şey var mı? Onu sormaya geldim. Bir eksiğin var mı? Yok. Senden istediğim hiçbir şey yok. Senin yok. Ama ben borçlu hissediyorum kendimi. Pırlanta gibi bir çocuk yetiştirip verdin bana. Bir çocuk verdim sana, öyle mi? Ne söyleyeceksen söyle, sonra çık git. Tatsız bir olay başımıza geldi Sarp'la. Seni de canım çok sıkıldı biliyorum. Hepimiz sıkıldık tabii. Ama sana garanti veriyorum. Ben yaşadıkça oğlumda bir şey olmayacak. Oğlum benim imayım. Onun kılına zararı gelmeyecek. Bunu söylemek için geldim buraya. Yıllar önce de kocama aynı lafları ettin değil mi sen? Söyle! Cevap versene! Benim yanımdayken hiçbir şey olmazlar. Kılına zarar gelmezler. Sonra ne oldu? Ne oldu? Ne oldu sonra kocama? Ne oldu? Hapiste öldü. Senin yüzünden. Şimdi aynı lafları Sarp için ediyorsun. Kim bilir kaç anayı bu laflarla ağlattın sen kebapçı! Kadın! Kadın! Ağzından çıkanı kulağın duysun. Dükkanına geliyorum, dost elini uzatıyorum. Bana neler diyorsun? İstemiyorum senin dost elini. Asıl sen yaşadıkça benim oğlumun başı dertten çıkmayacak. Asıl sen yaşadıkça biz gün yüzü görmeyeceğiz. Bu sabah bunu iyice anladım. Sen kafayı yemişsin be! Ben olmasam! Ne kocan, ne oğlun, ne de sen gün yüzü görürdünüz. Aç, sefil, rezil, perişan bir hayatınız olurdu. Bunu o kalın kafana sok. Ben ölmesem, siz sefil olurdunuz be.
Sefir. Sen olmaz. Sen olmaz. Sen olmaz zaten. Sen olma kebapçı sen. Zarp başka çaresi yok. Zarp. Tek yol bu zihniçi bıçak. Bu adamı geberteceğim. Başka çaresi yok. Baba geçmiş olsun. Eyvallah. Yapma, ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Bırak. Nereden çıktın sen? Bırak, ne olur bırak, öldüreyim onu, ne olur öldüreyim. Füsun Hanım, Füsun Hanım, kendine gel. Oğlumu düşündüğüm için zaten öldüreceğim, bırak. Yalvarırım, bırak. Füsun Hanım, Füsun Hanım! Sonra ne yaparsan yap, bırak beni, ne olur bırak. Biri yardım etsin. Fenalaş. Tut. Füsun Hanım. Füsun Hanım. Gel. Gidiyoruz. Tamamdır. Sağ ol. Sen işine bak. Füsun Hanım geçmiş olsun. Niye karıştın? Neden bırakmadın beni? Bu yaptığına nasıl karışmayayım? Böyle bir şeye izin verilir mi? Delirdin mi sen Füsun Hanım? Bıçak kemiğe dayan. Sen ne yapıyorsun? Oğlun Sarp'ı hiç düşünmedin mi? Bu lafı sen mi diyorsun müdürüm? Sen ne kadar düşündün benim oğlumu? Onu okuldan sen atmadın mı? Sen onu okuldan atmasaydın Celal'in tuzağına düşer miydi? O iş başka, bu iş başka. Bak, bu yaptığını hiç görmemiş olayım. Böyle bir olay olmadı, hiç yaşanmadı. Aç kulağını da dinle müdürüm. Bugün olmadı çünkü karşıma sen çıktın. O zaman yarın olur. Yarın olmazsa öbür gün olur. Bu iş olacak. Ben bu canavarı öldüreceğim. Sarp için yapacağım ben bunu. Başka çarem kalmadı. Füsun Hanım, saçmalıyorsun. Sakin ol. Bir otur. Hiç kimse engel olamayacak bana. Oğlumu, göz bebeğim ne hallere düşürdü o. Ben onu ne zahmetlerle yetiştirdim, tertemiz zarfım, zehirledim. Hiç kimse vazgeçiremez. Hiç kimse. Vazgeçiremez diyorsun, öyle mi? İlla yapacağım diyorsun, öyle mi? Dedim ben diyeceğimi. Duydun işte.
Peki. Otur bakayım şuraya. Artık boş lafa karnım tok müdür. Kararımı verdim, dönmeyeceğim. Dönmesen bile beni bir kere dinle. Füsun Hanım. Oğlun sandığın gibi mafya tetikçisi değil. Ne demek bu? Oğlun namuslu, şerefli bir polis. Görevinin başında. Çok zor bir görevi var. Onu yapmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Neler söylüyorsun müdür? Sarp hiçbir zaman polislikten atılmadı. Sarp hala polis mi? Onu okuldan atmadın mı? Sana silah çekmedi mi? O yüzden hapse girmedi mi? Bütün bunlar Sarp'ı Celal'in yanına sokmak için oldu. Sen neler diyorsun bana? Şimdi... Nefret ediyor musun Celal'den? Hem de nasıl? Sarp senden daha çok nefret ediyor. Celal'in mahvolmasını istiyor musun? Yaptıklarının fitil fitil burnundan gelmesini istiyor musun? Hem de nasıl? Sarp daha çok istiyor. Oğlun Sarp tüm bunları senin iyiliğin için yapıyor Füsun Hanım. Celal'in cezasını çekmesi için en zor şartlara katlanıyor. Annesinin onu bir suçlu sanmasına bile katlanıyor. Bilemedim. Bilemedim ona neler dedim. Baban gibi oldun dedim. Ay oğlum haksızlık ettim. Diyemedi ki o. Söyleyemedi. Çünkü seni tehlikeye atmak istemedi. Seni düşündü. Affet oğlum. Affet. O yüzden bir daha böyle bir delilik yapmayacaksın Füsun Hanım. Celal'in hak ettiği cezayı alması için oğlun canını dişine takmış uğraşıyor. Sen bu işlere karışmayacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Hey Davut. Var mı bir ailen? Var. Bir babam var. Bir de kardeşlerim. Hiç bahsetmedin. Bahsetmeye lüzum var mı? Babam Celal Baba. Kardeşlerim de bizim çocuklar. Minik, Şevko, diğerleri. Anladım. Eyvallah. Serkan abi hoş geldin. Nereye giriyor bu? Eski açığın mekanı burası. Eski açık? Ne bu, eski amigo falan mı? Yok. Eski kel. Saç ektirmiş. Amigo olmak o kadar kolay mı? Şimdi beni çok iyi dinle Füsun Hanım.
Oğlunun iyiliği için yapman gereken şeyleri söyleyeceğim. Bak, Sarp'ın polis olduğunu kimse bilmemeli. Kimseyle paylaşmamalısın, en yakınınla bile. Bu sır ortaya çıktığı gün kapında oğlunun cenazesini bulursun. Allah korusun. Eğer Celal Sarp'ın polis olduğunu öğrenirse ikiniz için de çok tehlikeli. Onun için şu anda vereceğimiz karar çok önemli Füsun Hanım. Nasıl bir karar bu? İstersen senin bildiğini Sarp'a söyleriz. Ama onun iyiliği için bilmemesi daha iyi olur tabii. Neden bilmemesi daha iyi olur? Çünkü kafası rahat olur. Bir hata yapmasına sebep olmayalım, değil mi? Peki. Bırakalım senin bildiğini bilmesin. Ne dersin? Eğer Sarp'ın iyiliği için olacaksa tabii ki bilmesin. Madem Celal en ufak bir şeyden kuşkulanıp başımıza bir bela açabilir, o zaman bilmesin daha iyi. İsabet olur. En doğrusu bu. Şimdi ben buraya hiç gelmedim. Seninle böyle bir konuşma hiç yapmadım. Sağ ol müdür bey. Ben seni çok yanlış tanımışım. Dert değil, dert değil. Sarp mafya oldu diye endişe ediyordun, değil mi? Şimdi belki endişen iki katına çıktı. Korkuyorum. Çok endişeliyim. Ama bir yandan da içim rahatladı. Sarp temizmiş, doğru taraftanmış. Benim gibi gözü yaşlı anneler için fedakarlık yapıyormuş. Bunu öğrendim ya, yeter bana. Alnım açık artık, başım dik. Kimse bilmese de olur. Benim bilmem yeterli. Bana yeter. Sen niye sordun öyle? Ailen var mı falan diye? Hiç öylesine. Cezaevine girdin çıktın ya. Anneni düşünüyorsun tabii. Geçer. Merak etme. O da alışır. Biz neler gördük. Neci bu eski açık? Ufak çapta işler yapıyor. Lojistik falan. Tabii şimdi Kudret bunu el verirse alıp yürüyecek. Bakalım nereye yürüyecek. İzin verirsek tabii. Nasıl ama? Yeni keşfet. Eski açık. Kudret abinin selamı var. Kudret abime sen de selamımı söyle. Bir hata istemiyoruz biliyorsun. Merak etme, bizde hata olmaz Serkan. Sen merak etme. Bu iş artık benim. Eyvallah. Kudret abime söyle, bir gün mekanı bekliyoruz. İletirim. Abi alayım. Yok, bu çanta özel. Ben ilgilenirim. Eyvallah abi. Serkan'ım sen birazcık bekleyiver. Ben şu çantayı ayak altından kaldırayım ha. İlgilen abinle. Serkan abi ne içersin? Aynısından koçum. Ne
Baba, Kudret'in adamı Serkan eski açığın mekanına geldi. Belli ki birlikte iş yapacaklar. Demek Kudret yeni ortaklar buluyor kendisine. Bulsun bakalım. Bulsun. Dediğin çanta eski açığa gitmiş. Amigo'ya gitmiş yani. Baba, artık dostluğumuzu kimse bozamaz, değil mi? Sen öyle şu çantayı anlat bana. Ne var içinde? Hazine var, hazine. İçinde Kudret'in kalbi var. Güzergahlar var. Teslimat yerleri var. Var oğlu var. O çantayı aldın mı, Kudret diye bir derdin kalmaz. Biter. Aferin sana diyerek. Şevko. Oo, Şevko, geçmiş olsun. İyi gördüm seni maşallah. Sağ ol Alyanak. Baba, yüksek müsaadenle. Müsaade senin. Şevko, ocağa bak, geliyorum şimdi. Biz yaşıyoruz çakalcasına. Sen öldün gittin aslancasına. Helal olsun. Şad ol. Sert. Müdürüm. Celal Kudret'in elindeki bir çantanın peşinde. Ne var çantada? Kudret'i çökertecek iş yapacağı sevkiyatla ilgili bilgiler. İkisi ortalığın tozunu atacak. Bunu engellemeliyiz Sarp. Bu iş Kudret'i yakalatacak diyorsa o belgelerin bir kopyasını mutlaka bana ulaştırmalısın. Tamam müdürüm. Hapishanede iyi ki konuşmadın. Ucuz kurtulduk. Öyle müdürüm. O anı bir daha unutamam. Çok yaklaşmıştım Umut almaya. Ama olmadı. Annene gittin mi? Göründün mü? Hiç sorma. Hapishane çıkışına geldi. Ama yine ortada bıraktım kadını. Yine üzdüm. Böylesi belki daha iyi Besaf. Şu an üzülüyor olabilir ama sen de biliyorsun ki annen senden hiç vazgeçmeyecek. Ben de onun sevgisine güveniyorum. Yapacak bir şey yok. Ya minik, bu senin içinse sen buna sığmazsın ki. Senin için olmasın Şevko. Az kalsın biliyordun. Tabii, helvamı yemedin ya, bozuk çalıyorsun şimdi. Ulan takıldım ben Şevko, şaka. Getirin, getirin bakayım. Getirin, koyun şöyle. Aha. Minik, kapağını aç, koy öyle. Dur. Dur. Şevko, düzel. Şu altını şöyle al bakayım. Yavaş. İt biraz. Üstünde şu. Tamam. 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 Baktıkça içim açılıyor. Babam, kimin için bu? Kudret'i koyacağım içine. Madem ben cesedim diye dolaşıyor ortalıklarda, üstü açık kalmasın. Davut. Buyur babam. Bu gece o Kudret bu tabuta girecek. Eyvallah babam. Çantayı alacaksın eski açığın, oradan her şey ona bağlı. Ha.
Hazırlığımızı yaptık babam. Çok özel bir müşteri bekliyorlar bu gece. Gazinoyu kapattık. Gece çanta bizde olacak. Güzel. Ben de ona o çantayı bir güzel okurum. Bu tabuta gömerim. Değil mi? Hadi sofraya buyurun. Füsun teyze yardım etseydik her şeyi. Kadına yaptırdık ya. Hadi gelin bakalım. Vay vay. Füsun teyzem. Gelmişsin kendine. İşte. Füsun teyze. Seni böyle görmeyeli çok uzun zaman oldu. Ne güzelsin ya bugün. Ne yapayım Mehmet? Başa gelen çekilir dedim. Serp'in çıkışına seviniyorum. Elinden başka bir şey gelmiyor ki. Ha, bardağın dolu tarafı diyorsun yani. Güzel. Sen de çok sağ ol. Hakkını ödeyemeyiz. O kadar yardımın dokundu ki bize. Özellikle şu son olayda. Füsun teyzem, ben her zamanki gibi görevimi yaptım, vazifemi yaptım. Hadi başla. Sen açsındır şimdi. Ben hep açım değil mi? Ben bakarım. Dur dur sen. Hadi siz yiyin. Ben bakıp geliyorum. Çok güzel, çok. Anne. Seni görmeye geldim. İyi misin? Gördüğün gibi. Değişen bir şey yok. İçeri almayacak mısın? Beni böyle kapı ağzından mı konuşalım? Hemen işin çıkıp gitmeyecekse gel içeri. Ne oldu? Niye girmiyorsun? Anne, ben sabah için... Gönlümü almaya geldin değil mi? Ama sonra... Anne. Bak, sana bir şey söyleyeceğim. Dinle beni. Söyle annem. Artık Celal'i bırak da eve gel demeyeceğim sana. Ama bir gün eve dönmeni dört gözle bekleyeceğim. Çünkü ne olursa olsun değişmeyen bir gerçek var. Sen benim oğlumsun. Annem, ne güzel konuştun. Ama sen beni hiç bekleme, olur mu? O günü hiç bekleme. Çizdim annem. Ser. Oğlum. Çok büyük yük altındasın oğlum. Anne, diyemiyorum sana. Umut'u alıp geleceğim eve. Kardeşimle birlikte geleceğim. Bir bilsen. Teyzem bayağı oyalandı.
Şu alt taraftaki komşu var ya, o geldi. Kapıda biraz lafladık işte. Füsun teyzem, döktürmüşsün yine. Afiyet olsun Mert. Hadi sana da afiyet olsun. Ye bak, soğudu. Her şey hazır değil mi? Bak bir sorun çıksın istemiyorum. Evet evet. Merak etme. Handan. Buyur abi. Nasıl hazırlıklar? Hazırlıklar tamam. Söylediğin her şeyi yaptık. Aksayan sıkıntı da bir şey yok. Ne güzel be. Böyle şeyler duymak. Konuştunuz mu? Eski açıkla. Konuştuk. Hiçbir problem yok. O da hazır. Güzel. O zaman işimize bakalım. Buyur abi. Sağ ol gözüm. Kim geliyor abi? Bu kadar para bayılıp gazinoyu kapattı. Yoksa soliste mi aşık? Ne bileyim ben oğlum. Ama fantezi meraklısı olduğu belli. Bir filmde mi gördü nedir? Neyse. Biz alacağımız paraya bakalım. Abi hoş geldin. Buyur. Eyvallah kardeş. Ah. Eyvallah. Kardeş. Buyur abi. İstediğim solist geldi mi? Gelmez mi abi? Emrin amade. Sen buyur. Hadi bakalım. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun. Hoş bulduk. Neresi yerimiz? Size bu masayı ayıtmıştık. Buyurun. Sevmedim. Böyle buyurun. Servis başlasın mı? Arkadaşlar yolda. Ama siz ufaktan bir şeyler başlatın. Servise başlayın. Donatın masayı. Emredersiniz patron. Haydi beyler, haydi. Müşteri geldi. Masayı donatın. Götür bakayım beni şu kudretin çantasına. Ne çantası? Hatırlamasına yardımcı olalım mı? Buyurun. Düş lan önüme. Hadi.
Hadi bakayım. Başlayın çalmaya. Bütün gece buradayız. Hadi hadi, gelmeyeyim oraya. Minik, buyur. Nerede lan çanta? Ne çantası? Ben çanta mantı bilmiyorum. Anlaşıldı. Otur oraya. Kıpırdama. Aklından da bir şey geçirme, anlarım. Yoksa? Ha? Çakal. Tombala. Vay be andan. Yakaladılar bizi. Çözdüler. Hakkını yemeyelim. Bu adamda iş var. Öyle öyle de. Maalesef yanlış tarafta. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapacağız abi? Söyleyeyim. Bu çanta Celal'a gidecek. Celal bu çantayı kendi polisine verecek. Biz de ikisini fotoğraflayacağız. Ondan sonrası düğün, bayram, düğün, bayram. Ah. Alo baba, çanta bizde. Aferin Sarp. Getir bakalım sana söylediğim yere. Tamam baba, hemen getiriyorum. Ne oturuyorsun lan? Kalk, kalk. Düş önüme. Hadi. Ben çantayı babaya götüreceğim. Sen devam et. Biz biraz daha musiki dinleyeceğiz. Ha minik? Hadi afiyet olsun. Hadi bakayım millet. Elleri göreyim. Hadi. Sağdı lan. Şemçenko. Nasıl minik? Fena kıvırmıyor değil mi? Baba. Ben çıktım.
Sen de hazır mısın? Hazırım. Çıktım ben de şimdi. Abi Celal'in polis çıktı. Hareket aldı. Anlaşıldı güzelim. Alo. Güzel. Tamam. Abi Celal de çıkmış. Çıkan çıkana andan. O zaman biz niye oturuyoruz? Serkan. Buyur abi. Sana söylediğim işe daldın mı oğlum? O meseleyi hallet Serkan. Emredersin abi. Bu Celal. Bir daha çıkmamak üzere o Kodes'e girdiğinde... ona hayatının seçimini yaptıracağım. Zor bir karar olacak. Ama yaşarken ölmek neymiş anlayacak.